Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 30 Haziran 2024 günlerden pazar. Dünyayı Değiştirenler serisinin bu bölümünde e, baltayı konuşacağız. Balta da en az ateş kadar insanlık tarihinde önemli bir e, gelişmedir. Ve e, zannediyorum e, yaklaşık olarak 2.6 milyon yıl önce ya da 2.5 milyon yıl önceye kadar e, insanlık tarihinde yer alıyor... 2.6 milyon yıl önce kullanılan bir el baltası bulunuyor Etiyopya'da ateşin kontrol altına alınmasından çok daha önce insan insanoğlu baltayı kullanmaya başladı ama tabii ki şu anki işte başında işte bir tahta sopu olan baltalar akla gelmemeli çok daha ilkel baltalar ve çoğunlukla kesici alet kısmında ya çakmak taşı ya da kuarts taşı kullanılıyordu o dönemde. E, ve e, ilerledikçe, zaman aldıkça insanoğlu bu baltayı geliştirdi. Baltanın e, baltanın keşfiyle alakalı birçok e, ortaya atılan e, yani hikaye var. Bunların bence en e, kabul göreni eee insanoğlu işte ilk zamanlarda daha böyle av aletleri e, üretmeden önce e, yapamadan önce e, işte büyük yırtıcıların e, avladığı, yediği hayvanların kemiklerini yemeye çalışıyordu. Bunu da nasıl yapıyordu? Kemiğin içindeki ileğe ulaşmaya çalışıyordu. İliğin insanlık tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Hala severek tükettiğimiz bir gıda. Çünkü içinde çok e, yüksek oranda protein vardır ve o işte yırtıcı hayvanlardan geriye kalan ilik iliğe ulaşmak için de kesici bir alete ihtiyaç duyuluyor. Ve burada da balta e, kullanımı ortaya çıkıyor. Daha sonra kemik, e, kemiği bir sap olarak kullanarak o işte kesici kuarts taşı veya çakmak taşını o kemiğe bağlayarak kemik sopaya biraz daha geliştiriyorlar. Ve işte o günden bugüne kullandığımız balta... E, bir evrim geçirerek bugünkü halini alıyor. Ee, burada önemli olan baltayı yapmayı akıl etmek, yani o o açıdan insanlık tarihi açısından önemli e, bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ee, aynı zamanda baltanın e, keşfiyle birlikte e, başka aletlerin yapılması da e, mümkün oldu. Yani işte daha başka av aletleri veya yerleşim yerleri değil mi? Ağaçları keserek işte sığınacak alanların yapılması veya yakacak odunların kesilip işte istiflenmesi toplanması gibi faaliyetlerde balta kullanıldı. Dolayısıyla insanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ya da tarım devriminin başlamasında da baltanın yeri çok önemlidir. Aynı zamanda işte o maden çağına girildiğinde o madenlerle birlikte üretilen alet ve edevatın da üretiminde yine baltanın çok önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Hala işte günümüzde de önemini koruyor. Yani sadece fiziksel olarak değil, manen de koruyor. İşte ata sözlerinde bile işte yerini alıyor. Ne diyoruz? Bir baltaya sap olamadı diyoruz, değil mi? Ya da işte günümüzde işte mesela kampa gidiyoruz, sıklıkla kampa gidiyoruz bu aralar. Mesela bir kez Kampa giderken baltamızı unuttuğumuzu fark ettik ve tekrar geri dönüp baltayı alıp tekrar gittik çünkü kıra kırsalda balta çok kritik bir alet hem kendinizi korumak hem işte gece boyunca yakacağınız ateşi için işte odun kuru odunları kırmak parçalamak için balta kullanıyorsunuz dolayısıyla hala insanlık için çok önem arz ettiğini söyleyebilirim baltanın videoya da o ata sözünden hareketle hepimizin bir baltaya sap olabilmesini dileyerek son vereyim görüşmek üzere